Toplam sembollerine başlıyoruz arkadaşlar. Toplam sembolünü açık varken şu sigma ifadesinin ne manaya geldiğini çoğunuz biliyordur zaten. Toplam sembolünün de aslında 4 işlemdeki gibi basit bir sembol olduğunu söyleyerek başlayalım. Çıkarma demek, toplama demek, çarpma demek, bölme demek. Bunların hepsinin bir manası var. Buradaki toplam sembolünün manası da şu. N yerine birden başlayıp üstteki değere kadar olan tam sayıları yaz ve ortaya çıkacak olan sonuçları topla. Yani en yerine 1'i yazarsak kaç olacaktır arkadaşlar? 1, 2, 4 daha 6. Hatta şöyle diyelim, ilk örnek olduğu için 2 çarpı 1 artı 4 olacaktır. En yerine 2 yazarsak 2 çarpı 2 artı 4 ve en yerine 3 yazarsak 2 çarpı 3 artı 4, öyle değil mi? Hı hı. Yani 6, 8 ve 10 toplandığında sonuç kaçtır? 24. 24. Buraya geldiğimizde 1'den başlamıyor, 4'ten başlıyor. Hemen şunu söyleyeyim. Konunun ileriki kısmını bilen öğrenciler bunu 1 yapmaya çalışıyorlar. Evet. Öyle bir şey yok. 4'ten başlayacaksınız. 6'ya kadar olan değerleri yazacaksınız. Çünkü. 4 yazalım ilk önce. 12, 5 çıkar. 7. Artık burada pratik sahibi olduk. Direkt 4'ü yerine yazıyorum ve hesaplıyorum. 4'ten sonra 5 gelecektir. 5 yazarsak 3 kere 5, 15. 5 çıkart. 10. Ve son olarak 6 yazacağız. 3 kere 6, 18. 5 çıkar. 13. Sana da öğreteceğiz eninde sonunda. Sonuç kaç olacaktır? Ben de dedim ya 13 diye. 12, 10 ben 13 dedim ben. Yok, o değil de ben yanlış yaptım zaten. Şu anda kaç oldu? 23, 30 oldu. Şöyle tekrar düzelteyim ben bunu. Ben bu sefer 20 hesapladım burayı. Okay. Sorun var mı burada? Yok yok. Büyük konuştum ya, ondandır. Peki buranın 30 olduğunu anladık. Gelelim buraya. Bakıyorsunuz yukarıdakilerden çok da farkı yok gibi. Neden buraya da benzeri bir soru koyduk? Sadece faktöriyel mi? Hayır. Bakınız şu nesneye dikkat edin. Bu 4... Bu toplam sembolünün dışarısında. Yani bu 4 şu anda toplam sembolüne dahil değil. Bunu hesaplarken 4'ü ayrı düşüneceksiniz. Toplam sembolünü ayrı düşüneceksiniz. M yerine 1 yazalım. 2 faktöriyel. Artı M yerine 2 yazalım. 3 faktöriyel. Artı M yerine 3 yazalım. 4 faktöriyel. Artı 4 şimdi devreye giriyor. Öyle değil mi? Kaç olacaktı? 2, 6, 24 artı 4'ten. 36 olacaktır cevap. Ama bu şöyle verilseydi, bakın böyle verilseydi, o zaman M yerine 1 yazın, 2 faktöriyel artı 4 6 derdiniz. M yerine 2 yazın, 3 faktöriyel artı 4 10 derdiniz. M yerine 3 yazın, 4 faktöriyel artı 4 28 derdiniz ve ona göre işlem yapardınız. Parantezin önemini kavrayın lütfen. 4 işlemde de parantez önemli değil mi zaten? Kesinlikle. Aynı şey burada da var. Peki, ben devam edelim. Zamandır kesinlikle demiyordum. Evet, iyi başlamış oldun tekrardan. Oh be. Hemen ya hocam bir dakika, konuya daha yeni giriş yaptık. Ne kadar zor bir soru böyle. Hemen hemen birçok testte gördüğünüz bu soru hiç de zor değil. Toplam sembolünün temel mantığını uygula diyor sana. Farklı bir şey tarif etmiyorum. Yahu ne bu temel mantığı? En yerine, özür diliyorum, bu artı 2 olacak, yanlışlıkla eksi 2 yapmışlar. En yerine 1 yaz. Sonra 2 yaz. 2 yaz ve çıkan sonuçları topla. Öyle değil mi? Evet. En yerine 1 yazalım. Ne olacaktır? 3 çarpı F0. 3 çarpı F0 artı en yerine 2 yazalım. 4 çarpı F1. F0 ve F1'i bulmak için de yukarıdaki fonksiyonu kullanacaksınız. Nedir F0? 1'dir. 1. X yerine 0 yazdık. X tamam. Yerine 0 tabii ki. F1 nedir? X yerine 1 yazarsak 4. O zaman sonucu hesaplarsak 3 artı 16'dan 17 çıkacak. 19 çıkacak. Özür 19 Bilmiyorum. Çıkacaktır. Gördüğünüz gibi zor olan bir tarafı yok. Toplam sembolü ben şuyum diyor. Bunu uygula. Yazdım bu bakayım. Hayda. Biraz yavaş verdim ama. Şimdi toplam sembolünde gene bir soru. Bu sefer gıcık sayılar ekleyeceğiz. Ne yapacağız? Birden 20'ye kadar yazmayacağız inşallah. Yazacağız. Öyle diyor çünkü bana. Yazak önce bir paylaşım. 1 yazalım. 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2 artı 2 yazalım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. Aha. 3 yazalım. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 ve bunlar toplanacak değil mi? Ancak bilenler zaten bunların götüreceğini biliyor ya. Burada yan yana yazdığınızda nahoş bir durum ortaya çıkıyor. Net olarak neler gidecek çok net gözükmüyor. O yüzden bakın 1 bölü 2'ler gidecek toplanınca, 1 bölü 3'ler gidecek. Böyle götürmeli olduğundan şüphelendiğiniz sorularda en yerine 1, 2, 3 yazın ama alt alta yazın. Alt alta yazdığınızda işlem daha güzel sinyal verecek size. Mesela 1 yazın 1 bölü 1 eksi 1 bölü 2. 2 yazın 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3. 3 yazın 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4. Nokta 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 20 yazın 1 bölü 20 eksi 1 bölü 21.
Bakın toplandığında şunlar birbirini ne yapacak? Götürecek. Burada çizgi şekline bakarsak bu gidecektir. Ortaya çıkacak olan sonuç. Burada 1 bölü 1 kaldı. Burada 1 bölü 21. Payda eşitleyip 21 ile çarpıyoruz. Özür diliyorum. İşlem yaptığımızda sonucun 20 bölü 21 olduğunu kendinizde rahatlıkla görebilirsiniz. Ve yine benzeri bir durum var. Yine götürmeli olmasından şüpheleniyorum. Bak ardışık terimler var. Kök 10 eksi kök 9, kök 11 eksi kök 10 böyle gidecek. Alt, yine alt yazalım. Alta yazıyorum. 9 yazalım. Kök 10 eksi kök 9. 9'dan sonra 10 gelir. Kök 11 eksi kök 10. Kök 12 eksi kök 11. Nokta nokta nokta. 35 yazacak olursak kök 36 eksi kök 35 olacak. Bakın bu sefer bu şekilde götürüyor. Gördünüz mü? Artılısı burada, eksilisi burada. Kök 36 eksi kök 9. Yani 6 eksi 3'ten yanıt kaç olacaktır? 3. Toplam çarpım sembolleri zaten konu itibariyle çok zor konu var değildir. Tabii ki gıcık soru tarzları vardır. Birazdan göreceğiz ama temel mantığı budur. İşlemlerde bunu görmeniz lazım. Toplam çarpım sembolündeki özellikle toplam sembolünü karmaşık sayılarda, logaritmada, trigonometrik ifadelerde uygulamalarını görebilirsiniz. Burada i kare eşittir eksi 1 olmak üzere diye bir tanım yapmış. Yani diyor ki işlemleri karmaşık sayılarda yapacağız. İ üzeri n, n kaçtan başlıyor? 7'den 53'e kadar. Neye eşittir? Bakın 7 yazarsak i üzeri 7, i üzeri 8, i üzeri 9. Senin şu iler çok karizma biliyor musun? Yok, karmaşık sayılarda i'leri böyle yapma ihtiyacı hissediyorum. Neden ben de bilmiyorum. Alışkanlık, normal i'ler tabii ki normal yazı yazarken böyle yazmam ama karmaşık sayıya gelince böyle oluyor. Peki, buradaki terimleri hemen karmaşık sayıların özelliğini hatırlamak zorundasınız. Neydi efendim? Karmaşık sayılarda ardışık 4 tane karmaşık sayı, üstleri tabii ki ardışık olacak, birbirini temizliyordu. O zaman burada kaç terim var? O önemli. Hemen hesaplayalım. Son terim, eksi ilk terim. Bölü artış miktarı artı 1. Kaç terim var? 46. Bir daha 47 tane mi terim var? Hı hı. Doğru yaptık değil mi? 103. Peki bu 47 tane terim 4'er 4'er birbirine götürecekse 4'e bölüyorum 11. Pardon 44. O zaman 3 tanesi kalacak. Hangi 3 tanesi kalacak? Karmaşık sayılarda zaten buna değinmiştik. İster son 3 ister ilk 3. İlk 3'ü bırakmanız daha kolay olacak. O zaman kalan terimler bunlar mı? İ üzeri 7. İ küpe eşittir. O da eksi i. I üzeri 8 1'dir. I üzeri 9. 4'e bölüklüğümüzde kalan 1 olacağı için i. Eksi i artı i birbirine götürecek. Sonuç kaç çıkacaktır? 1 çıkacaktır. Gördünüz mü? Karmaşık sayılarda i'yi kullanmak, özür diliyorum, karmaşık sayılarda toplam sembolünü kullanmak o kadar da zor değil. Bir nevi ardışık sayılarda işlem yaptırıyor aslında bize. Öyle değil mi? Öyle. Toplam sembolü. Bu sefer logaritmik bir ifade. N yerine 1'den başlayarak değerleri yazacağım. Bakalım ne olacak? 2 tabanında 1 bölü 2. Logaritma 2 tabanında 2 bölü 3. N yerine 2 yazarsam. Logaritma 2 tabanında 3 bölü 4. Nokta nokta nokta. Logaritma artı diyelim şurada en son ve en baştan. 2 tabanında 63 bölü 64. Şimdi logaritmada bir özelliğimiz vardı. Aradaki işaret artıysa şayet tabanlar aynı olduğunda bunlar çarpılırdı. Aynen. Yani logaritma 2 tabanında 1 bölü 2, 2 bölü 3, 3 bölü 4, 63 bölü 64. Doğru mu? Bakın lütfen. Gördünüz mü? Logaritma 2 tabanında 1 bölü 64. 1 bölü 64'ü üstel olarak yazarsak 2 üzeri eksi 6. Eksi 6 başa gelir, başa gelen çekilir. Çarpı log 2 tabanında 2 var ama yazmaya gerek yok. Onun 1 olduğunu biliyorsunuz. Cevap kaçmış? Eksi 6. Karmaşık sayılarda da uygulanabiliyor. Logaritmada da uygulanabiliyor. Tam ben çayı yudumlarken şey yaptım. Değil mi? Bundan sonra ben bekleyeyim. Arkadaş çayını bitirsin. Biz ondan sonra yormayalım arkadaşı. Gördüğünüz gibi canı çıkıyor zaten yanımızda. Oldu mu? Yormuyorum diyorsun. X kare eksi 6 x artı 6 eşittir 0 denkleminin kökleri. X1 ve x2 olsun. Buna göre 2, 1'den 2'ye kadar x bölü 3 bölü xn ifadesinin değeri kaçtır? Ne yapacağız? Ne yazıyor en yerine? Bunu niye vermiş bize? Kok ya. Kok. Bunu diye bilmiyorum ya. Ki bunu neden verdiğini hiç anlayamıyorum şu anda ama bana ne? Ben toplam sembolünün ne manaya geldiğini biliyorum. Ben onu yapacağım. Yapıyorum. X yerine n yerine 1 koyarsak 3 bölü x1 artı n yerine 2 koyarsak 3 bölü x2. Bu bana şeyi hatırlattı. Payda eşitleme. İkinci dereceden denklemlerde karşımıza çıkardı ya. Bunu x2 ile bunu x1 ile çarpalım. Ne olacak?
3x2 artı 3x1 bölü x1 çarpı x2 mi olacaktır? 3 parantezine alınırsa x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2. Şimdi yukarıya danışalım. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 6. Kökler çarpımı c bölü a'dan 6. 18 bölü 6'dan cevap kaç çıkacaktır? 3 çıkacaktır. Sadece ve sadece ifadeleri düzenlemekte bize fayda sağlıyor. N1'den 89'a kadar sin kare n. Bu da karşılaştığımız bir soru tarzı aslında. Hatta çıkmış bir soru tarzı yanlış hatırlamıyorsam. N yerine ilk önce kaç yazalım? 1 yazalım. Yani şu anda bir şey düşünemiyorum. Sin kare 1. 2 yazarsak sin kare 2. Tabii şunlar açı aslında. Öyle de düşünmek gerekiyor. Sin kare 3. Nokta nokta nokta. Sin kare 87 diyelim. 89 diyelim artık yani. Oradan oraya gitmesin. Ne yapabiliriz şimdi? Hadi hep beraber düşünelim. Çünkü toplam sembolünü uygulamamız gerekiyordu. Uyguladık. Sonra adam diyor ki bak kardeşim sinüs minüs dolaşıyor ortalıkta. Trigonometriyi hatırla. Şöyle diyebilir miyiz Raşit Hocam? Buyur abi. Sin kare 89 kos kare 1 olarak yazılabilir mi? Evet. Neden? Sinüs 89 kosinüs 1'e eşittir. Sin kare 1 artı kosinüs 1 özür diliyorum. Sin kare 1 artı kos kare 1 nedir? 1'dir. Aha şu ikisini kullandık. En azından iki terimden kurtulduk. Kardeşim burada sin kare 88'de yok mu aynı şekilde? Aynen. Bu da sinüs 88 kosinüs 2'ye eşit değil midir? Neden eşittir söyleyelim çocuklara. Birbirlerini 90 dereceye 90 tamamlıyor. Dereceye tamamlıyorlar. Kosinüs 2 eşittir. O zaman bu kos kare 2. Sin kare 2 kos kare 2 gene 1. Sin kare 3 kos kare 3. Sin kare 4 kos hep böyle gelecek. Çünkü sinüs 87 de kosinüs 3'e eşit. Kaç tane? Burada kaç terim var? 89 tane terim var değil mi? O zaman ikişerli ikişerli bir yaptığına göre 88 tanesi 44 tane 1 gelecek. Doğru mu? 40 çünkü ikişerli ikişerli 1 yapıyorlar. 89 terim var. Bir tanesini kenara ayır 44 tane 1. Bir terim kaldı. Hangi terim kalacak? 45. Tam ortadaki değil mi? 1 ile 89'un tam ortasındaki sinüs 45. Kardeşim ben onun değerini biliyorum. Kök 2 bölü 2. Karesi de var. Öyle değil mi? 2 bölü 4. 2 bölü 4 olacaktır. Anlaşıldı mı? 44 tane 1 var elimde. Geriye tam ortadaki sin kare 45 yalnız başına kalıyor. En son sin kare 44 sin kare 46'yı çevirerek Kökündü. Kullanıyoruz. Ve sin kare 45 kaldı. O da karesi kök 2 bölü 2'nin karesi 2 bölü 4. Şimdi 44 artı 1 bölü 2 midir bu da? Hı hı. Sadeleştirirseniz 89 bölü 2 aradığımız cevap olacaktır. Çok uzatmaya gerek yok. Bu sefer hocam az önce buna benzer çözmüştük. Hayır bu sefer biraz daha zorladık. Biraz daha zorladık ancak temel mantık yine aynı. Değişen bir şey yok. En yerine kaç kakalayacağız? 1. X1 artı 1 çarpı Fx1. Hı-hı. Öyle değil mi? En yerine 2 kakalarsak X2 artı 1 Fx2. Doğru mu? Bu da doğru. Şimdi x1 artı 1. En yerine 1 yazarsak kaç oluyor burası Raşit Hocam? 2. Demek ki x1 2'ymiş. Öyle değil mi? Burada kullandık çünkü. O zaman 3 çarpı f2'yi elde ettik. Artı. Peki x2'yi bulalım. 6 mı? 4, 6. Bu da 7 çarpı f6 mı? Hı hı. Şimdi f2'yi bulalım. F2 kaçtır? 0. 0. Oh. F6'yı bulalım. 12, 8. Cevap 56 olarak karşımıza çıkacak. Var mı bir sıkıntı? Yok galiba. Dikkat ederseniz hala herhangi bir formül kullanmadık. Evet. Sadece söylenilenleri yaptık. Bir sıkıntı var mı? Yok. Eksi 7'den 7'ye n küp artı n. Gene söylenileni yapacağım. Çünkü herhangi bir formül yok. Bilmiyorum. Ne yapalım? Yazacağım. N yerine eksi 7 yazalım. Ama küpünü alamam. Yani şöyle diyeceğim ben. Eksi 7'nin küptürüğü. Artı bir de eksi 7 mi var? Hı hı. Bu beklesin. Artı eksi 6 yazalım. Eksi 6'nın küptürüğü artı eksi 6. Oo, bu böyle gitmez. Nokta nokta. Sıfırdan sonra devam edelim mi? Sıfırdan sonra 5'e 6 ve 7'yi yazalım hatta. Son ilk iki terimi yazdık. Son iki terimi de yazalım.
Sanki bilmiyormuşuz gibi bizde var ya. 6'nın küpü artı 6. Onlar da yememiş. 7'nin küpü artı 7. Beraber keşfediyoruz ya. Tamam mı? Şimdi bakın. Eksi 7'den 7'ye kadar geldi. Şu ifadeyi bilmiyorum dikkat ettiniz mi ama bu ifade bir tek fonksiyondur. En küp derecesi tek, en derecesi tek. Dolayısıyla burada ortaya çıkacak olan sonuç, burada ortaya çıkacak olan sonucun eksilisidir. Eksi 7'nin küpü artı 7'nin küpü toplanırsa 0 olacak. Eksi 7 artı 7 toplanırsa 0 olacak. Dolayısıyla buradaki bütün terimler, eksi 6 var artı 6 var, eksi 5'ler artı 5'ler, hepsi birbirini götürmeyecek mi? Götürecek. Dolayısıyla sonuç nedir? Çözmeye hiç gerek yok. Sıfırdır. Anlaştık mı? Evet. Buradaki yazım biraz indis gibi olmuş ama indis değil bu. N küp. Bu da 3N. Şöyle gösterelim. Yine aynı mantık o zaman. Eğer bunlar sistematik bir şekilde ilerliyorsa buradaki de eksi 6 gene tek fonksiyonlar. Dikkat edin. N küp ve N. Hocam bunun eksilisi var. Hiç önemli değil. Bu sefer baştaki ifade artıya dönüşür. Sondaki ifade eksiye dönüşür. Yine birbirlerini götürürler. İsterseniz yazın. Kendiniz de görün bunu. Ama şunu söyleyebilirim ben. Eksi 6'dan 6'ya kadar hepsi birbirini ne yapacak? Götürecek, sıfırlanacak. Sadece kaç kalacak? 7 kalacaktır. O zaman 2 çarpı 7'nin küpü eksi 3 çarpı 7. 7'nin küpü kaçtır Raşit hocam? 49 çarpı 7'dir. Şöyle yapalım o zaman. 7 parantezinde 2 kere 7 49, 98 eksi 3 olacaktır. 7 çarpı 95. Bunu hesaplayayım. 700'den 35 çıkart lütfen. 665. Eğer yanlış hesaplamadıysak sonucu bu olacak. Şimdi burada epey bir şey gösterdik ama en başta kalp içerisine aldığımız bir şey vardı. Sayı. O heyecanla onu göstermedik. O neydi? Mesela çok güzel toplam sembolü yaparım. 1'den 4'e kadar 3. Nedir bunun cevabı? Normalde en gördüğü yeri çocuğun 1 yazması lazım, 2 yazması lazım, 3 yazması lazım ama burada en yok. Olsun. En yerine 1 yaz, 3. En yerine 2 yaz, 3. En yerine 3 yaz, 3. En yerine 4 yaz, 3. Aslında burada en var. En üzeri 0 var. Öyle düşünün lütfen. Dolayısıyla cevap kaç olacaktır? 12. Çocuklar bunu nasıl biliyorlar direkt? 4 çarpı 3. Eğer burası 1'den başlıyorsa, buradaki sayı sabitse, direkt şu ikisini çarpabilirsiniz. Mesela, en eşittir 1'den 7'ye kadar 10 mu? Bunun cevabı direkt olarak 70'tir. Öğretmenim ya 1'den başlamıyorsa, şimdilik şunu öğrenin. 3'ten 10'a kadar 6 mı? 1'den başlamıyorsa bundan 2 çıkartabilir, bundan 2 çıkartabilirsiniz. Yani en eşittir 1'den 8'e kadar 6 dersiniz. Burada sabit sayı varsa unutmayın. Sabit sayı varsa bunu yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla cevap kaç çıkıyor? 48 çıkıyor değil mi? Aynen öyle. Şöyle de düşünebilirdiniz. 3'ten 10'a kadar kaç tane sayı var? 8 tane sayı var. O zaman 8 tane 6 gelecek. Onların çarpımı da kaç olacaktır? 48 olacaktır.